Merhaba, gole hoş geldiniz. Bir haftalık süre boyunca araya milli takım arası girdi. Basketbol, Dünya Kupası girdi. Futbol gündemine gole tekrar hoş geldiniz. Premier Lig'de başlayacağız ardından. Euro 2020 elemelerinde gruplardan seçtiğimiz maçlar var. Oldukça geniş bir içerik ve Maradona dosyasını bir kez daha açacağız. Çünkü Maradona kariyerinde yeni bir viraja girdi. Jimnasia'nın başına geçti ve 1 Ekim'de de gösterime girecek olan son derece güzel bir belgeseli var. Yoğun bir Maradona gündemi de var aslında. Futbolun yaşayan gündeminin yanında bir de Maradona gerçeği var. Ona da bakacağız. Öncelikli olarak şöyle biraz hareket katmak için programın başına en güzel kurtarışlara bakalım. 4. haftada Premier Lig'de. Bir önceki haftanın en güzel kaleci kurtarışlarıydı bunlar. Şimdiki haftaya bakalım. Premier Lig'de 5. hafta başlayacak. 5. haftada her zaman olduğu gibi çekişmeli mücadelelere sahne olacak. En azından biz olmasını bekliyoruz. 5. haftanın bir fotoğrafını çektik. Birlikte izleyelim. Milli aranın ardından Premier Lig'de 5. hafta heyecanı başlıyor. Açılışı 4-4 yaparak liderlik koltuğuna oturan Liverpool'la Newcastle United Anfield'da yapacak. Kırmızılar belki sezon istedikleri oyun temposuyla başlayamadılar ancak maçları kazanmasını bildiler. Henüz sezon başı düşük tempoda olan Liverpool buna rağmen 4 maçta ortalama 3 gol atmayı başardı. Rakipleri ise sezona 2 mağlubiyetle başladıktan sonra son 2 maçta 4 puan alan Steve Bruce'un öğrencileri Anfield'da büyük bir sürpriz yapmak isteyecektir. Jürgen Klopp tarafındaysa milli maç arasının takımı ritmini bozma ihtimali dışında bir risk görünmüyor. Premier Lig'de haftanın ilk maçının oldukça heyecanlı geçeceğini söyleyebiliriz. Cumartesinin devam eden seansında sezona çok kötü başlayan Manchester United, Old Trafford'da Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester'ı konuk edecek. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri büyük umutlarla başladıkları sezonda ilk haftaki galibiyeti sonrası 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Rakipleri Leicester ise muhtemelen şampiyon olduğu sezon sonrasında en heyecan verici başlangıcı yapmış durumda. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün defans hattına getirdiği büyük enerji takıma da yansıdı. Leicester ilk 4 hafta sonunda Liverpool ve Manchester City'nin en ciddi takipçisi. Old Trafford'daki bu kritik randevu belki çok erken olacak ama Solskjaer ve United'ın kaderini belirleyebilir. Tottenham da tıpkı Manchester United gibi sezona formsuz başladı. Onlar da ilk hafta kazanıp 3 hafta hayal kırıklığı yaşadı. Mauricio Pochettino yıllardır zirve yarışına soktuğu takımını bu sezon motive etmekte zorlanıyor. Onlar için Crystal Palace mücadelesi toparlanmak için büyük fırsat olabilir. Chelsea ise Frank Lampard ve genç kadronun tecrübe kazanmasını bekliyor.
Muhtemelen bu sezon şampiyonluk yarışında olamayacaklardır ancak mavilerin genç yıldızları özellikle Tammy Abraham ve Mason Mount'un yüksek performansları dikkat çekiyor. Cumartesinin diğer maçlarında Brighton sahasında Burnley ile karşılaşırken Sheffield United'ın rakibi ise Southampton olacak. Cumartesi kapanışı ise Manchester City yapacak. Pep Guardiola için milli maç dönüşleri hep bir soru işareti olmuştur. Özellikle ara öncesi bu denli karşı koyulmaz bir tempo yakaladıklarını düşünürsek bu haftaki performansları sezonun devamı için kritik olabilir. Manchester City, Norwich City deplasmanında sahaya çıkıyor. Savunma hattında büyük hatalar yapan Norwich, Guardiola'nın öğrencilerine nasıl direnecek göreceğiz. Bir yandan da gözlerimiz sezona harika başlayan Fin golcü Teemu Pukki'de olacak. Pazar günü Bournemouth'la Everton karşı karşıya gelirken bu maçta ise gözlerimiz sezon başından bu yana forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun'da olacak. Milli arada performansını yükselten, Moldova karşısında attığı şık golle moral bulan Cenk, Marco Silva'dan forma şansı bekleyecek. Arsenal ise lig sonuncusu Watford'a konuk olacak. Sezona çok iyi girdikten sonra üst üste oynadıkları Liverpool ve Tottenham maçlarında puan kaybeden Unai Emery'nin öğrencileri yine nispeten kolay bir maç trafiğine geçiyor. Manchester United, Tottenham ve Chelsea'nin sallandığı sezonda Arsenal'ın kazanacağı maçlar dev Liverpool-Manchester City rekabetine onları bir adım daha yaklaştıracaktır. Haftanın kapanış maçında 3 puanlı Aston Villa, 7 puanlı West Ham United'ı ağırlayacak. Konuk takım son 2 maçını kazanırken ev sahibi ise kötü bir dönemden geçiyor. Bakalım bu heyecanlı kapanışta kazanan kim olacak? Milli ara sona erdi. Premier Lig'de de heyecan tekrar başladı. Lider Liverpool 4-4 yaptı. Programa bakalım. Liverpool, Newcastle United iyi bir başlangıç yapamadı. Sonra biraz toparlanma sinyalleri verdi. 14-30 maçı yaklaşık 8 dakika sonra başlayacak. Brighton Burnley 17'de yine 17 maçlarında. Manchester United Leicester City, Çağlar Soyuncu bu sezonun flash oyuncusu. Leicester City bant içinde de vardı. Şampiyon olduğu sezondan bu yana ilk kez bu kadar umut vadeden bir futbol ortaya koyuyor. Vardy yine Vardy gibi. Çağlar Soyuncu da defansın liderliğini üstlenmiş durumda. Milli oyuncumuz son derece soğukkanlı defansta ve defanstaki partneriyle iyi bir ikili oluşturuyor. Sheffield United, Southampton, Tottenham, Crystal Palace. Mauricio Pochettino oyuncularını motive etmekte zorlanıyor. Mauricio Pochettino'nun eğrisi, Tottenham'ın eğrisi aslında kazanılan puan bazında 3 sezonda aşağıya doğru gitti ama geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan final tabii ki büyük bir başarıydı. Dolayısıyla bunun özgüveniyle sezona başladılar ancak bazı problemleri yine gün yüzüne çıkmış durumda Mauricio Pochettino ve Tottenham'ın. Bakalım toparlanabilecekler mi? Son derece önemli bir karşılaşma Roy Hodgson'ın takımı karşısında. 17'de Wolverhampton Wanderers Chelsea mücadelesi var. Genç Chelsea Wolverhampton deplasmanında Wolverhampton'ın da vites yükseltmesi lazım. Norwich City Manchester City akşamın önemli maçı. Teemu Pukki Norwich City'nin fin golcüsü ve ayı futbolcusu seçildi. Arka arkaya goller attı Teemu Pukki. Bakalım bu maçta Manchester City savunmasını geçebilecek mi? Manchester City'ye de hafta içinde kötü bir haber geldi. Aymeric Laporte sakatlığı dolayısıyla 6 ay sahalardan uzak kalacak. Diz bağlarındaki problem nedeniyle Guardiola'nın en güvendiği defans oyuncusu topu oyuna çok iyi sokuyor. Pazar günü saat 16'da Bournemouth, Everton, Bournemouth okurken biraz zor ama pozitif futbol oynayan bir takım. Everton'da Cenk Tosun var kağıt üzerinde ama teknik direktör Martinez çok fazla, Marco Silva özür diliyorum. Everton'da forma şansı vermeyi düşünmüyor. Moise Kean var. Calvert-Lewin var, Richarlison var. Cenk Tosun ikinci hatta üçüncü plana düşmüş durumda ama milli maçta arka arkaya görev aldığı takdirde yeniden ritmini bulabileceğini gösterdi Cenk Tosun. Watford-Arsenal maçı saat 18.30'da başlayacak. Pazar günü ve pazartesi günü Aston Villa ile West Ham, renktaş iki takım Aston Villa'nın stadında karşılaşacaklar. Golde bu bölümde Euro 2020 elemelerine gitmemiz lazım. Çünkü elimizde maç görüntüleri var. Daha önce seyretmedikleriniz olabilir. Genel bir toparlama yaptık. A grubuyla başlayalım. A grubu İngiltere'nin grubu ve bu gruptaki maçları seyrederken hafta içerisinde eğer sosyal medyada da Twitter açıksa elinizde şöyle bir yükselme oldu özellikle Fenerbahçe taraftarında. Vedat Muriç
Kosova formasıyla İngiltere'nin karşısına çıktı ve gerçekten çok iyi bir futbol ortaya koydu. İngiltere 5-3 kazandı. Kosova ve Kosovalı futbolcular bunun yanı sıra İngiltere'ye 3 gol atmış olmanın verdiği bir de özgüveni kazandılar. Karadağ-Çekya maçı da 3-0 sonuçlandı. Puan durumu bu şekilde. İsterseniz gelin şimdi İngiltere-Kosova maçını seyredelim. Ardından grubun diğer maçına da geçeceğiz. Euro 2020 elemeleri A grubu. İngiltere'nin rakibi Kosova Stade St. Mary's. Gerd Southgate görüntüdeydi. Maçın henüz ilk dakikası. Bir defans hatası. Vedat Muriç bıraktı ve gol. Valon Berisha. Çok bir gol. 1-0 öne geçiyor Kosova. Bu golden dakikalar sonra Barkley ceza sahasına baktı. Uzun gönderdi. Michael Keane, Raheem Sterling. Kendisinden beklenmeyecek tarzda bir gol atıyor Raheem Sterling. Bir kafa golü 8. dakikada 1-1 oldu. İngiltere hız kesmiyor. İngiltere 7 gole karşılık vermek istiyor. Raheem Sterling harika döndü. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Raheem Sterling pası bıraktı. Harry Kane çapraza çekti, vurdu 2-1. Açıyı buldu Harry Kane. Raheem Sterling bir gol, bir asist. Uzun top yine Harry Kane. Bu kez sağ kanatta Harry Kane. Jadon Sancho'ya bıraktı. Sancho ceza sahasına girdi. Sancho şansını zorluyor. Sancho sert orta, ters bir vuruş. Vojvoda'nın kendi kalesine attığı golle 38'de 3-1 öne geçti Kosova karşısında İngiltere. Kosova top kaybetti. Raheem Sterling çok hızlı ilerliyor yine Raheem Sterling. Sağ kanat boş. Raheem Sterling sağ kanada bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya. Jadon Sancho. 4-1. Raheem Sterling getirdi. Jadon Sancho'ya bıraktı. 4-1 yaptı İngiltere skoru. İlk yarıda son dakikalar. Raheem Sterling çok etkili. Çok iyi bir futbol ortaya koyuyor Raheem Sterling. Raheem Sterling bir asist daha. Bir gol. 3 asist Raheem Sterling'den ilk yarıda. Declan Rice top kaybı. Kosova hızlı çıkmak istiyor. Vedat Muriç, Fenerbahçeli futbolcu, kafasını kaldırdı. Hareketlenen Berisha, ilk golü sahibi Berisha. Çok soğukkanlı Berisha. 5-2'ye geldi 49'da. Yine Valon Berisha, yine Vedat Muriç. Vedat Muriç bu kez sağ kanada açtı oyunu. Vedat Muriç ceza sahasına koşu yaptı. Muriç yerde kalıyor ve penaltı. Maçın hakemi Felix Zweier penaltı noktasını gösteriyor. Harry Maguire bu pozisyonda müdahalesi. Muriç yerde, karar penaltı. Topun başında Vedat Muriç. 2019 yılı içerisinde 26 maça çıktı Vedat Muriç. Bu 18. golü. Rizespor, Fenerbahçe ve Kosova milli takımlarıyla. Barkley döndü. Raskay'dan sıyrıldı. Yere düşmedi. Devam ediyor. Barkley ceza sahasında yerde kaldı. Karar penaltı. Rahmani indirdi yere Barkley'i. Kolundan tuttu. İtti. Karar penaltı. Topun başında Harry Kane var. Harry Kane penaltıyı kaçırıyor. Kaleci Ayinet Muriç kurtarıyor. Maçın skoru 5-3. Bu grupta oynanan diğer maçla devam edelim. Çekya, Karadağ deplasmanında farklı kazandı. Euro 2020 elemeleri A grubu. Çekya, Karadağ deplasmanında puan arıyor. Çekya hücumu şut üretken dışarıya çıktı. Ondrej Seluskan'ın şutu direkte patladı. İkinci pozisyon kaleci Petković'in ellerinde kaldı top. Karar korner. Görüntüde Jakub Jankto var. Şutun sahibi Ondrej Seluska, eski Trabzonsporlu. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasına gönderilen top 1-0. Jakub Jankto ortaladı 54. dakikada. Tomáš Suček kafayı vurdu. Çekya aradığı golü 54'te buldu. Ceza sahası çok kalabalık. Ancak gol atıyor Çekya. Arka direk. Şut 2-0. 2 duran top, 2 gol. 2 ortada Jakub Jankto'dan Lukáš Masopust 2-0 yapıyor 57'de. 3 dakika içerisinde 2 duran toptan bulduğu golle Çekya Karadağ maçında büyük bir avantaj elde etti.
Yine bir duran top, üçüncü gol şansı. Darida'nın vuruşu kaleci Daniel Petković. Darida, Petković. Maçta artık duraklama dakikaları. Alex Kral topla girdi ceza sahasında, yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık'ın kararı penaltı. Topun başında Vladimir Darida var. Vladimir Darida 3-0. Çek Cumhuriyeti Karadağ 3-0 yeniyor. Puanını 9'a yükseltiyor. B grubuna geçiyoruz. B grubunda görünüm şöyle. Ukrayna 13, Portekiz 8 puanda, Sırbistan 7, Lüksemburg 4, Litvanya 1 puanda. Son olarak Litvanya deplasmanında Portekiz 5 gol ile kazandı. Sırbistan'da Lüksemburg'u yendi. Tabii Portekiz'in attığı 5 golün 4'ünün Ronaldo'dan gelmesi, ki birisi çok ilginç bir gol, birlikte izleyeceğiz. Gündemi belirledi. 96 gole ulaştı. Özür diliyorum. 93 gole ulaştı Cristiano Ronaldo ve İranlı Ali Dahi'nin milli takımda en fazla gol atma rekoruna yaklaştı. 16 gol kaldı Ali Dahi ile arasındaki fark kapatmak için ve bu Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 54. hat-trick'i de oldu ayrıca. Euro 2020 elemeleri B grubunda, Portekiz Litvanya deplasmanında. Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını ağırlıyor Litvanyalılar. João Felix, Cristiano Ronaldo ile bir verkaç ceza sahası içinde karar penaltı. Top Palionis'in eline çarpıyor. João Felix, bu sezonun flash transferi, genç Portekizli, Benfica'dan Atletico Madrid'e 126 milyon euro karşılığında transfer oldu. Topun başında Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 1-0. 7. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle Portekiz Litvanya karşısında 1-0 öne geçti. 28. dakika. Bir kafa ve gol. Vaitautas Andrius Kevicius 28'de 1-1 yaptı Litvanya. Ve ümitlendi, ancak ikinci yarıda çok farklı bir Portekiz var. Rafael taçı kullandı. Tekrar aldı João Felix'ten. Tekrar João Felix. Cristiano Ronaldo. Önünde kalabalık bir savunma var. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo şut. Şetkus'tan döndü. Çok ilginç bir gol. Ernaslas Şetkus topu ağlarında görüyor. Çok ilginç bir gol. Bu golde suni çimin de etkisi var. Top farklı dönüyor. Yere çarptıktan sonra Şetkus'un kafasına çarpıyor ve 2-1 öne geçti Cristiano Ronaldo'nun bu golüyle Portekiz. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Kafayı kaldırdı Bernardo Silva. Ronaldo'nun koşuyu yaptığını gördü. 3-1 oldu. Cristiano Ronaldo'dan 3 gol. Bu kariyerinin 54. hat-trick Cristiano Ronaldo'nun ve 40 farklı takıma gol atmayı başardı. Uluslararası arenada Cristiano Ronaldo. Bu da bu maçın 4. golü Cristiano Ronaldo adına. Cristiano Ronaldo toplamda milli takımda 93 golü var. İranlı Ali Dahi ile arasında 16 gollük bir fark var bu alanda rekora sahip olması için. Rafa Silva ceza sahasına gönderdi. Boşta kalan top. Son dokunan William Carvalho. Maçın skorunu belirliyor William Carvalho. Portekiz Litvanya'da 5-1 kazanıyor. Bir önceki maç gününde Sırbistan'la Portekiz karşılaşmıştı. Maçtan sonra güzel, sempatik bir görüntü vardı. Biraz Cristiano Ronaldo üzerine konuşurken o görüntüyü izleyelim. Matić'in çocukları Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmek istiyor. Matić de ünlü bir futbolcu biliyorsunuz. Premier Lig'de forma giyiyor. Chelsea, Manchester United, çok önemli bir kariyer. Daha önce Benfica'da forma giymişti. Çocukları için kapıda bekliyor. Cristiano Ronaldo da geliyor. Ve çocuklarla selamlaştıktan sonra Matić fotoğraflarını çekiyor. Cristiano Ronaldo çok önemli bir futbolcu. Messi ile beraber girdikleri rekabette futbolun rekorlarını tekrar belirlediler. Şöyle de bilgi verelim. Cristiano Ronaldo 93 gol attı demiştik. Bunların 55'ini elemelerde attı. 19'unu finallerde attı ve son 60 maçta 56 gol attı. Milli takımda çok önemli bir rakam. Neredeyse maç başına bir gole denk geliyor. Yaşlandıkça gol atmaya
Belki de nişancılığını da geliştiriyor Cristiano Ronaldo. Ara vermiyor yaşlandıkça. C grubuna geçiyoruz. Almanya, Kuzey İrlanda, Hollanda, Belarus, Estonya 12-12, 9 Belarus 3 puanda, Estonya puansız. Hollanda, Estonya deplasmanından 4 golle döndü. Hemen bu maça bakalım. Bu maçta tanıdık bir isim de var. Euro 2020 elemeleri C grubunda Estonya'nın rakibi güçlü Hollanda. Alekok Arena'da oynanıyor karşılaşma. Bu stat milli takımımız için de yabancı bir stat değil. Hollanda hücumu sol kanattan gelişiyor. Ryan Babel. Galatasaraylı futbolcu 1-0 öne geçirdi Hollanda'yı. 17. dakikada Daley Blind'in ortası. Ryan Babel çok iyi bir koşu yaptı. Kaleci Lampets'in müdahalesine rağmen 1-0 öne geçti. Estonya karşısında Hollanda. Estonya pasla çıkmak istiyor ama iyi bir fikir değil bu. Baskı yiyince topu kaybettiler. Ceza sahasının ortalığından top. Bomboş pozisyonda bu kez kafayla. Ryan Babel. Memphis Depay ortaladı. Lyonlu futbolcunun ortası. Galatasaraylı'nın kafası. 2-0 oldu 48'de. İkinci yarının hemen başına gelen bu golle Hollanda maçı koparma noktasına getiriyor. Hazırlık pasları yapıyor Hollanda. Matthijs de Ligt. Çok güzel bir pas. Depay. Plase ve gol. Memphis Depay 3-0 yaptı 76'da. Topu önüne çok iyi aldı. Önünde Klavan vardı. Yana çekti. Ağları havalandırdı. Bu gol maçın son golü. Lampets'in de hatası var. Wijnaldum Depay'in ortasında kafayı vuruyor. Ve maçın skorunu belirliyor Hollanda. Tallinn deplasmanında 4-0 kazanıyor. D grubuna geçiyoruz. D grubunda gördüğüm şu şekilde İrlanda, Danimarka, İsviçre, Gürcistan, Cebeli Tarık. Her zaman olduğu gibi puansız ve -16 averajda. İsviçre 4, Cebeli Tarık 0, Gürcistan 0, Danimarka 0. Bir önceki maç gününe gidiyoruz. İrlanda ile İsviçre karşılaştı. Euro 2020 elemeleri D grubunda İrlanda Cumhuriyeti İsviçre'yi konuk ediyor. İrlandalı taraftarlar ve İsviçreli futbol severler görüntüye geldi. İsviçre hücumu sol kanat Rodriguez ortaya çevirdi. Ters bir vuruş savunmadan gol şansı. Seferovic bu fırsatı değerlendiremedi. İkinci devredeyiz. İyi paslaşmalar. Muhteşem bir gol geliyor. Fabian Schär. Müthiş paslaşmalar İsviçreli oyunculardan. Fabian Schär ayak içiyle golü bulan oyuncu. Ceza sahası dışından sert şut. Direğin üstünden döndü Whelan. Beraberliğe yaklaştı İrlanda Cumhuriyeti adına. Babu top kaybı geldi. Sol kanat. Orta. Kafa vuruşu top ağlarda. David McGoldrick, Sheffield United'ın golcüsü. Beraberliği getiriyor İrlanda Cumhuriyeti'ne. İrlanda Cumhuriyeti 1, İsviçre 1. E grubundayız. Hırvatistan 10 puanda, Slovakya 9, Macaristan 9, Galler 6, Azerbaycan 1. Macaristan, Slovakya maçı 1-2. Azerbaycan'la da Hırvatistan 1-1 berabere kaldı. Azeri futbol için önemli bir beraberlik. Hırvatistan son Dünya Kupası'nın finalisti biliyorsunuz. F grubuna bakalım. F grubunda da şöyle bir görünüm var. İspanya 18 puanla lider. 6'da 6, İsveç 11, Romanya 10, Norveç 9 puanda, çekişmeli bir çıkma mücadelesi olacak. Malta 3, Faroe Adaları ise puansız. Skorlar 4-0, 1-1. Romanya'da Malta'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. G grubuna geçelim. G grubunda Polonya, Slovenya, Avusturya, Kuzey Makedonya, İsrail. Polonya avantajlı, Slovenya, Avusturya ve Kuzey Makedonya, İsrail. Bir çekişme söz konusu. Bakalım zaman gösterecek bu gruptaki durumu. Ve milli takımımızın bulunduğu H grubu. Hepimiz ezberledik artık. İşler lehimize gelişiyor. Moldova'yı deplasmanda güzel bir oyuna 4-0 yendik. Bizim için önemli olan diğer skor Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesiydi. Arnavutluk da İzlanda'yı 4-2 yendi. Bu maçın özetini izleyelim.
Elbasan Arena'da Arnavutluk'un rakibi İzlanda. İzlanda için son derece kritik bir karşılaşma. Finallere kalmak istiyorsa İzlanda bu maçtan galip ayrılmak zorunda. Arnavutluk hücumu arka direkte kafayı vuran Dermaku. Dermaku'nun golüyle Arnavutluk 32. dakikada 1-0 öne geçiyor. Memusay ortaladı. Dermaku 1-0. İkinci yarıdan görüntüler. İzlanda hücumu uzaklaştırılamayan top. İkinci şans beraberlik golü. Gylfi Sigurdsson. Sigurjonsson'un ortasında topu ağlara gönderiyor. 47'de İzlanda skora dengeyi getiriyor. Bir defans hatası İzlanda cezalandırdı. Bu golden hemen 5 dakika sonra Arnavutluk organize geliyor. Harika bir pas. Hüysay'ın golü. Manay mükemmel bir pas veriyor Hüysay'a. Bir kez daha izliyoruz. Çok organize bir hücum. Manay Hüysay'a pası boş alana bırakıyor ve 2-1. 52'de 2-1 oldu. Bir duran top şansı. Gylfi Sigurdsson ortaladı. Top havalandı. İkinci şans ve berabere 2-2 oldu. Kolbein Sigurdsson. 58'de İzlanda bir kez daha maça denge getiriyor bu golle. Bir karambol. Topu son olarak önünde bulan Sigurdsson 2-2. Arnavutluk maçı bırakmıyor. Sol kanat. Odise Roshi ortaladı. Defansa çarpan top ağlarda. Odise Roshi bir kez daha Arnavutluğu İzlanda karşısında öne geçiriyor. Dakika 79. Arnavutluk 3. İzlanda 2. Roshi ikinci yarıda oyuna girdi. Hareketlilik getirdi. Dikine gidiyor Roshi. Defansı önüne aldı. Roshi topu hala Roshi'de. Sol kanada bıraktı. Memuşa ortaladı. Tanıdık bir isim. Sikaleşi. Akhisarlı futbolcu. 4-2 yaptı durumu. Sezon başında hazırlıklara katılamadı Akhisar Spor'la ancak sonra kadroya alındı Sikaleşi. Arnavutluk 4-2 kazanıyor. İki grup kaldı. Belçika, Rusya, Kazakistan, Güney Kıbrıs, İskoçya ve San Marino'nun olduğu I grubu. Belçika 6'da 6 yaptı. Rusya'da 15 puan topladı. Burada manzara aşağı yukarı ortaya çıktı. Belki İskoçya açısından genel manzara da hayal kırıklığı olarak sayılabilir. Diğer gruba geçelim. İtalya 6'da 6, Finlandiya 12 puanda, Ermenistan 9 puanda, Bosna Hersek 7. Tabii İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini. Yunanistan 5 puanda kaldı, 2004'ün Avrupa şampiyonu sonrasında beklentileri karşılayamıyor. O dönem çok yükseğe çıkmışlardı. Aynı kadro değil, aynı teknik ekip değil, aynı bakış açısı yok. Liechtenstein'da 1 puan aldı. Tarihte unutamayacakları bir eleme grubu olacaktır. J grubu Liechtenstein için. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra bizim hatırladığımız tarihte atılmış en güzel solo gollerle devam ediyoruz. Gole devam ediyoruz. Tabii bir anda aklımıza gelmedi neden solo golleri derleyelim diye. Birkaç hafta önce Kolombiya'da genç bir futbolcu bir gol attı ve akıllara hemen ya bunun gibi goller tarihte de atılmıştı diye bizim spor servisine geldi. Hemen golü seyredelim. 21 yaş altı şampiyonasında Maradona vari bir gol olarak anons etmiştik biz bunu. Bir kez daha seyredebiliriz. Anderson Diaz'ın golü. Bu gol 20 yaşında bir futbolcu ve 7 kişiyi çalımlayarak attı. Bak işte Anderson Diaz'ın bu golü. Tabii seviye, rakibin defans anlayışı, her şey fark ediyor ama gerçekten son derece estetik ve çok güzel bir gol. Bu tür gollerde soğukkanlılık da çok önemli. Son hareketi de yaptı. Defans oyuncusunu da direğe çaktı ve boş ağlara golü gönderdi. Tabii solo gol deyince aklımıza gelen bir çırpıda sizin de sayabileceğiniz bazı goller var. Onlardan ilk olarak bizim aklımıza gelen tabii ki Oktay Derelioğlu. 98 Dünya Kupası elemelerinde Belçika'ya attığı gol. Belki maç olarak çok hatırlamak istemediğimiz bir gol ama daha doğrusu maç ama gol olarak asla unutamayacağımız bir gol. 2-0 iken Oktay Derelioğlu hatta daha orta sahada da gelişi var. Bütün savunma oyuncularını teker teker çalımladı ve mükemmel bir gol attı. Bu maç esasen Oliveira ile hatırlanıyor. 3 gol birden atmıştı ve
Belçika bizi yenmişti. Bu eleme grubu Hollanda'yı Bursa'da yendiğimiz ve Paris'in ışıklarını gördüğümüz ama Paris'e ulaşamadığımız eleme grubu olarak da hatırlanır tarihte. Bir sonraki solo gol Lionel Messi. Bu gol çokça tabii ki Maradona'nın İngiltere'ye 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde attığı gole de benzetilir. Lionel Messi'nin attığı bu gol tabii bu gol değil, bunu geçebiliriz. Bu da güzel bir gol. Aslında bu da değerlendirilebilir. Küçük bir aksaklık olmuş. Getafe'ye attığı Kral Kupası'ndaki golden bahsediyorum ama Messi'nin buna benzer işte gördüğünüz gibi bu da bir solo gol. Net bir şekilde solo gol ama attığı en güzel solo gol değil Lionel Messi'nin. Getafe'ye atmıştı Lionel Messi. Bu da güzel bir golmüş. Tesadüf Getafe'ye de. Ronaldo ile devam ediyoruz. Ronaldo deyince Cristiano Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo. Ben orijinal Ronaldo ya da farklı bir şekilde Cristiano Ronaldo'yu alçaltıcı bir ifade kullanmak istemiyorum. Kimileri gerçek Ronaldo demek istiyor ama Cristiano Ronaldo'nun da yaptıkları ortada. Brezilyalı Ronaldo farklı bir futbolcuydu, çok güçlü bir futbolcuydu. Gördüğünüz gibi Compostela'ya 1996 yılında 11 Ekim'de attığı bu golle de simgesel bir iş yapmıştı. Bir sezon kaldı Barcelona'da. O kaldığı sezonda da Kupa Galipleri Kupası'nı aldı. Bobby Robson yönetiminde, hatta bu golün devamında da işte toprağı bol olsun Bobby Robson ne yaptı Ronaldo dercesine. Bu da ikonik bir görüntüdür. Kulübeden çıkıp başını tutuyor Ronaldo. Çok güçlüydü, çok teknikti. Hızlı, kuvveti ve bitiriciliği bünyesinde toplamış nadir oyunculardan birisiydi. Bu golü son anda ekledik. Buğra'nın aklına geldi. Ben Arfa'nın 2011-2012 sezonunda Newcastle United formasıyla attığı gol dümdüz gidiyor. Defansa da ciddi bir hata var ama gerçekten de son dönemde çokça adı Türk kulüpleriyle anıldı Ben Arfa'nın. Bu sezonda da geldi gelecek menajeri Kadıköy'de gibi söylentiler de çıktı ama Ben Arfa Fransa'da kaldı. Son olarak biz forması giyiyordu biliyorsunuz Ben Arfa. Gerçekten olağanüstü bir yetenek ama sağ içiyle sağ dışı dengesini çokça ayarlayamayan, belki yeteneğini tam olarak sahaya yansıtamayan, istikrarlı olarak yansıtamayan bir oyuncu. Bolton Wanderers'a 9 Nisan 2012'de attı bu golü. Hatem Ben Arfa gerçekten muhteşem bir gol. Ve aralarında benim en çok beğendiğim gol. Maradona'nınkinden de daha çok beğeniyorum. Belki Zlatan İbrahimovic'in atmış olması dolayısıyla çok büyük bir ince iş gerektiriyor. NAC Breda filelerine gönderdi. 22 Ağustos 2004 yılında Zlatan İbrahimovic, genç Zlatan İbrahimovic hala gol atmaya devam ediyor ama farklı tarzda da goller attı. Bu stilde, yani bu şekilde bütün defansı karşısına alarak attığı en güzel gollerden birisi Zlatan İbrahimovic'in. Son fake'e bakar mısınız kaleciye attığı? Lütfen, bence en güzel kısmı bu. Kaleciyi dizlerin üzerine çektirdi ve NAC Breda ağlarını havalandırdı. Teknik direktör Ronald Koeman. Şimdi buradan MLS'e geçeceğiz. Çok bağlantısı var mı? Şöyle, MLS'e Zlatan İbrahimovic geldikten sonra MLS'in en değerli oyuncularından birisi Carlos Vela'ydı ve ikisini mukayese etmeye başladı Amerikan medyası. Zlatan tabii ki buna bir tepki gösterdi. Carlos Vela'nın attığı bu golden sonra özellikle Zlatan'la yarışabilir mi şeklinde. Bu da bir solo gol. Carlos Vela, Meksikalı futbolcu, kariyerinde Real Sociedad var, Arsenal var. Şimdi MLS'de devam ediyor. Tabii ki önemli futbolcu ama Zlatan'ın bu konuda söyleyecek bir şeyi var. Bakın Zlatan ne diyor Carlos Vela ile alakalı. Kariyerim boyunca MLS'e gelip Carlos Vela ile karşılaştırmak için çalışmadım. Medya büyük bir hata yapıyor. Bir Ferrari'yi bir fiyatla karşılaştıramazsınız diyor. İki ayrı ligin futbolcusu olduğunu söylüyor Vela ile Zlatan İbrahimovic kendi bakış açısıyla haklıdır. Zlatan İbrahimovic yıllar sonra da hatırlanacak çok özel bir futbolcu. Carlos Vela ile aynı platformda bulunmuş olması Carlos Vela'nın başarısıdır. Peki Messi'nin benim anlattığım ve esasen bu programda yer almasını istediğim gol hangisiydi? Bu işte Getafe'ye Kral Kupası'nda attığı gol ki bu gol net şekilde biraz sonra izleyeceğimiz Diego Armando Maradona'nın golüne benziyor. İnanılmaz derecede bir benzerlik var. Topu aldığı nokta, geçtiği oyuncu sayısı gibi ve seri gitmesi gibi. Ama bana sorarsanız şimdi seyredeceğimiz Maradona golünde dende daha zor bir gol. Belki seviye olarak 1986'da Dünya Kupası çeyrek finalinde atılmış bir goldü Maradona'nın ki. Bu Kral Kupası golü ama daha yoğun bir defans baskısıyla Messi'nin hareket ettiğine inanıyorum. Maradona daha geniş alanda
gol atmıştı. Bakın, evet inanılmaz hareketler ama yanında hep gölge markajı ile devam ediyor. Oyuncular alan bırakıyor ama tabii Maradona o dönemin futbolcusu, o dönemin savunma oyuncusu oyuncularıyla baş etmişti. Messi ise bu dönemin oyuncusu ve bu dönemin savunma oyuncularını ekarte ederek gole ulaştı. Benim aklıma gelen, spor servisimizden çıkan goller bunlar. Şimdi Maradona'ya bu şekilde geçiş yapmış olalım. Zaten bunun için böyle düşünmüştük programda kurgularken. Maradona yakın zamanda bir belgesel filmi gösterime girecek. 2 hafta önceki programımızda belgeselin fragmanını yayınlamıştık. 1 Ekim'de bir prodüksiyon şirketi tarafından çekilen belgeseli dünyada gösterime başlayacak ve ses getirmesi bekleniyor. Bundan önce de Maradona yeni bir görev buldu. Arjantin Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörü oldu ve ona bir karşılama töreni düzenlendi. İlk antrenmanına binlerce taraftar geldi Maradona'nın. O görüntüleri izleyelim, biraz daha konuşacağız. Gimnasia tribünleri 5 hafta geride kaldı Arjantin'de. Yarın saat 17'de Racing'de karşılaşacak Maradona'nın takımı Gimnasia. Maradona sahaya çıktı. Biraz önce dinlediğiniz tezahüratta zıplarken hala deniyor ki tribünlerden zıplamayan İngiliz olsun deniliyor ki işte 1986'ya belki daha önceki tarihsel sürece iki ülkenin yaşadığı gerginliklere atıfta bulunan bir tezahürat var. Maradona'yı hala on binler karşılıyor. Teknik adamlık kariyerinde büyük bir başarısı olmamasına rağmen bir halk kahramanı Arjantin'de ve hala görev bulduğunda büyük bir heyecan yaratıyor Maradona. Bu arada bu antrenmandan sonra ilk antrenmanı da kaçırdı Maradona. Belirli sebeplerden dolayı çok detay verilmedi ama çeşitli zaten sağ dışı problemleri olduğunu Maradona'nın biliyoruz. Diğer bir görüntümüz Maradona ile ilgili olarak verdiği röportaj Gimnasia La Plata'nın. Burayı da biraz seyredebiliriz. Burada da taraftarı selamlıyor. Hayatı Maradona'nın büyük başarılar, büyük sıkıntılar, büyük skandallar ve sansasyonla geçti. Belki Messi, Maradona mukayesesi yapılıyor, ikisi de Arjantinli diye. Messi bir Dünya Kupası kazanamadı. Napoli zayıf olan, fakir olan bir takımı Napoli'yi Serie A'da şampiyon yaptı. Messi bir düzen içerisinde hep yer aldı ama hani ikiliden birisinin röportajı, daha doğrusu filmi yapılacak olsa Maradona'nınki yapılırdı ki nitekim sayısız filmi de var Maradona'nın. Şimdi hep birlikte Maradona'nın Messi ile ilgili yaptığı ya da verdiği röportajı izleyelim. Yo agarré el mejor Messi y lo digo, se lo digo en la cara a cualquiera. Se pasaba de a cinco. Un fenómeno. El tema era que lo voy a contar yo de los tiros libres. Nosotros terminábamos el entrenamiento y nos íbamos a patear con Leo. Y Leo ahí le empezó a pegar, no porque yo le enseñé, le empezó a pegar al arco. Y me preguntó cómo hacía yo para poner todo el pie arriba de la pelota. Dije, mira, es simple, le pegas en el medio. ¿Qué me van a dar? ¿Me van a dar el Oscar a mí porque te enseñé esto? No, pero yo le pego en el medio y se me va así o se me, ya se te va a dar. Y ahora las cuelga todas. Dikkat çekici nokta, dünyanın en iyi futbolcusu şüphesiz diyor ama bunda kendi payının olduğunu da belirtmeden edemiyor. Biraz yıllar geçtikçe Maradona'nın tavrında bir yumuşama da seziyoruz bu gibi konularda ve golün sonuna geldik. Şimdi golün sonunda her zaman olduğu gibi hafta sonundan maçlar seçiyorum ben sizler için. Hangi maçlar izlemeye değer? Cumartesi günü saat 16'da Fiorentina-Juventus maçı var.
Fiorentino çok önemli transferler yaptı. Bunların en önemlilerinden birisi Frank Ribery. Ancak henüz galibiyetle tanışamadılar. Juventus'a Maurizio Sarri yönetiminde yeniden yapılanma içerisinde. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund iyi başladı. Sonrasında Union Berlin'e yenildi. Yeniden şampiyonluk mücadelesi içerisinde olacak bu sezon ama şok bir yenilgiydi. Berlin yenilgisi Red Bull Leipzig ya da Rasenball Sport Leipzig daha doğru bir ifadeyle. Bayern Münih haftanın maçı Bundesliga'da 19-30'da 3-3 yaptı Leipzig. Bayern Münih'te 7 puanda bir beraberliği var. İlk hafta Hertha Berlin'le berabere kalmıştı. Önemli mücadele. Barcelona-Valencia 22'de Valencia çalkantılı günler geçiriyor. Takım sahibi Peter Lim, teknik direktör Marcelinho'yu kovdu diyelim. Barcelona ise sezonu Athletic Bilbao mağlubiyetiyle başlamıştı. Tam da istediği futbol oynayamıyor. Birçok sakatı var çünkü Messi başta olmak üzere. Ve Monaco Marsilya sezona Fransa'da istediği gibi giremeyen iki takım pazar günü saat 22'de karşılaşacak. Monaco en azından bu sezon düşme endişesi yaşamak istemiyor ama henüz toparlayamadı Monaco ilk haftalarda. Golün de sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.